Selamlar. 3 yıldız Rex'i 9 farklı şampiyonla dayandım. Bu videoyu çekebilmek için yaklaşık 10 saatimi harcadım. Emeğimin karşılığı olarak 2,5 saniyeni ayırıp beğenirsen çok mutlu olurum. 9 numarada Briar var. Briar tank olup hayatta kalmaya odaklandığı için en kolay şampiyonlardan bir tanesi diyebilirim. Oynanış olarak çok zevk almadığım için kendisini 9 numaraya koydum. Canımı yakıyor arkadaş. Ulti diyeceğim ya. Ultiyle fullerim ben şimdi. Ulti direkt dolduruyor seni ya. Ne fullen. Ben de uzaktan vurabiliyorum bu charla bayağı iyi. Köpek balıkları çok vuruyor. Tek yedim ha. Tek yedim ha. Bayağı bana bakıyor. Neyse dibindeyim ya. Aldıcam ya sana. Geç yaracağım şimdi. Ben çok ölmüşüm. Ben aldım agrosunu direkt de bunu. Al ya, şey yaptım ben de. Ay iyi güçlendir. İçeri girse daha ölüyor yani şeyi kırınca. Bu kırdığımız şey hasar veriyor değil mi ona? Veriyor veriyor. Canına bak şimdi. 350k canı var. Tak 150k düştü. Öldü la bu. Güzel. Briar'la da kestim. 8 numara Leona. Leona Briar'la aynı oynanış tarzına sahip olsa da Briar'a nazaran daha özgürce hareket edebiliyor. E'si ve ultisinin sağladığı hasar ve dayanıklılıkla beraber canavar dalgalarını rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Bana niye vuruyorsun gerizekalı? Benim can gitmiyor baksana. Normal ya. E'li shield atıyorum. Adam shield'ı kırana kadar bir daha şey geliyor. M geliyor. Infinity shield. Öldü burayı ya. Çok A'sini yaşamaz. Çıkarmış. Şeyden sonra kıracağım. Oyun nasıl oldu sanki nasıl o şey kırıyoruz ya. Yere girme şeyini. Tünelinden. Cana gidiyoruz o. 7 numara Riven. Riven'ın oynanış tarzı gayet eğlenceli. Ama karakterin tek özelliğinin hareket hızıyla olması onu diğer şampiyonların önüne geçirmiyor. Diğer yandan Cross Country ve Ramming Runner gibi augmentları bulursanız oyununuz çok eğlenceli bir hal alabilir. Benim olduğum kısma yaklaşırsa bayılır direkt. Burayı çeksene güzel onu. Gelsin be. Oğlum senin kompan ne lan? Bekledim dibinde canımı görme ama. Risk aldım biraz da. Ulan vurmuyor oraya vursa. Ben indiriyorum ya sıkıntı yok. Öldü zaten ya. Aynen. İç içe bir 50 tane kol vardı ya. Leş. 6 numarada Illaoi. Illaoi tanklarının yanında çıkardığı kollar sayesinde çok fazla hasara sahip bir şampiyon. Illaoi'nin de oynanış tarzı basit olmasına rağmen geç oyunda çıkardığı çok fazla kol ve hasarla beraber oynaması gerçekten zevkli. Anında eriyecek o bak bu arada. Bak 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 nasıl gidiyor canım. Bir tur daha açalım diye. Bir tur daha öldü. Neredeyse öldü amına koyayım. Bu kollar fena lan Bekir. Oğlum ekran full kol oldu benim. Hiçbir şey göremiyorum. Fena bozukmuş ya bu şey. Sabit yerinde durma. %80 kullanmıyordu bu arada. 5. sırada Seraphine. Seraphine çok fazla alan etkili hasarının yanında biraz da koruyucu bir şampiyon. Bütün haritaya etki edip takım arkadaşlarınızı 2 saniye boyunca hasar almaz yapması gerçekten önemli bir mekanik. Şimdi XP geliyor. 325k olduğunu emin misin lan? 3.2 milyon değil mi o? 3.2 ya. 325k dedim anlaştık. 3.250. Güzel. Expert bozu. 4. numara Aurora. Uzaktan vurabiliyor Çağdaş. Aurora kendine özgü yetenek setiyle kendini diğer şampiyonlardan ayırıyor. Diğer şampiyonlara nazaran hasarı çok fazla olmasa da Q'sunu özgürce kullanabilmen ve mobilliği sayesinde 4. sırayı kapıyor. Vallahi göremedim. Aa, ver bakalım. Yukarıdan şu an zaman zilin kadar çarptı herhalde. İyi lan yine
tek attık ya. Tek attık da tek yeme ihtimali zor ya, dikkatli olun. Ben bir hasar etsem bayılıyorum zaten. Kontrolünü kapattım da ekran harbiden görünmüyor. Sen onun şeyleri, bu içeri girdikten sonra şeyleri var ya. Meteorları mı oldu? Meteor değil. Köpek balığı atıyor onları. Dojucam zaten de. Onları ultiyle counterlayabilirsin. Ölürsün sen ya. Güzel güzel. Bayağı iyi. Üçüncü sırada Yasuo. Yasuo en çok eğlendiğim şampiyonlardan bir tanesi. Vurduğu alan etkili hasarın yanında E yeteneğiyle beraber çok fazla mobil olabiliyorsunuz. Ayrıca güzel buildlerle beraber bilgisayarınızı yakma potansiyeli de olan bir şampiyon. Yok, o zaman fena eriyor. Tüyleri çektiğinde hayatı kararıyor yalnız. Biriktiremiyorum hareketçiliği de. Bak şu an gene çektim mesela, bayağı bir yedi o ama. Hafifinden bir damage yedik ama. Geri doldu. Habire can düşüyor ki ben şey aldım. Minik bossları kesin can düşüyor. İkinci sırada Zaya var. Zaya'la çok fazla DPS'inizin olmasının yanında temel saldırısının gelişmesiyle beraber de çok fazla alan etkili hasar vurabilirsiniz. Ultisiyle kötü pozisyondan kaçabilir ve ekstra bıraktığı tüyler sayesinde hasarınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca tüy biriktirme mekaniği sayesinde bossların adeta içinden geçersiniz. Üzeri can aldım gördün mü? Aa çok iyi ama dokun. Tur daha çektim. Öldü ya. Bir tur daha çektim. Tek yedi. Direkt tek yedi bu arada. Hiç şans yoktu yani. Listenin en üst sırasında Jinx yer alıyor. Birinci sıraya Jinx'i koymamın sebebi çok fazla DPS olması. Bu kadar DPS'in yanında E ve R skill'i sayesinde de alan etkili hasar da geri kalmıyor olması. Ayrıca pasif sayesinde zor pozisyonlardan da rahat kaçabiliyor. Açıkçası bu modu oynarken en çok zevk aldığım şampiyon Jinx'ti. Kaç vurdum da göremiyorum kuzen. Ben de göremiyorum. O kadar çok fazla damage atıyoruz ki. Benim yaptığım sıralama buydu. Siz de eğlendiğiniz veya güçlü bulduğunuz şampiyonları sırayla yorumlarda yazabilirsiniz. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere.